Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde katı cisimlerle ilgili bazı örnek sorular çözeceğiz. Zoom derslerimizde katı cisimleri işledik biliyorsunuz. Onunla ilgili genel bir tekrar olması bakımından bazı örnek sorular çözeceğiz sevgili gençler. Birinci sorumuzda en kısa yol soruları. En çok zorlandığınız yerlerden birisi orası. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında A'dan hareket eden bir karınca M noktasına en kısa yoldan gidecektir. En kısa yolun uzunluğu nedir? Alacağı yol diyelim. En kısa yol sorularında arkadaşlar yapmanız gereken şey şeklin açık halini düşünmek. Şimdi nereden başlatıyoruz bu karınca arkadaşı? A noktasından başlatıyoruz. Nereye göndereceğiz? Buradaki M noktasına göndereceğiz. Nasıl bir güzergah izler? Şöyle bir güzergah izler değil mi? Öncelikle şuradaki ABLK karesini çizelim. ABLK. Şimdi B'nin ötesinde ne var arkadaşlar? C var. Yani şunu doğrusal olarak çizdiniz. Burada C var. L'nin ötesinde ne var? Doğrusal olarak çizdiğinizde M var. Başka bir yer açmak zorunda değilim. Çünkü benim alacağım yol artık şurasıdır bakın. A'dan başlayacağım. M'ye bu şekilde dümdüz gideceğim. Uzunlukları yazalım. AB'nin 4 olduğunu, BC'nin 8 olduğunu biliyoruz. Yüksekliğinde 9 olduğunu biliyoruz. Şuradaki üçgene bakarsanız sevgili gençler. Hangi üçgen bu? 9, 12, 15 birim gelecektir. Yapmanız gereken tek şey şeklin açık halini çizmektir sevgili arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Geçiyorum. Bu sefer şekilde bir dik üçgen prizma görüyorsunuz arkadaşlar. Tabanı dik üçgen, 15-20-25 üçgeni, yüksekliği 28. Şunu istiyor bizden. B noktasından A noktasına giden en kısa yol. Bakın şurayı düzelteyim. Şekildeki üçgen prizmada diyeceğiz. Şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum. Şekildeki üçgen prizmada D noktasından başlayan bir karınca en kısa yoldan A noktasına gidecektir. Alacağı yol nedir?
Yapmanız gereken şey yine arkadaşlar D noktasını içeren bir yüz çizip onu en kısa yerden A noktasına göndermek olacaktır. Hadi bir uğraşın bakalım ben bunu silerken. Evet, bunu nasıl düşünebiliriz arkadaşlar? Burada D'den A'ya giden direkt bir çizgi burada yok. Açılmış halinde yapacağız. Önce bakın D noktasından başladığına göre şunu çizelim. Burası D harfi olsun. Burası F harfi olsun. Burası C. Burası B. Üstüne şunu çizeceğim. Bakın BC'nin üzerinde ne var? BC hipotenüs kabul eden bir üçgen var. 15, 20, 25 üçgeni. Burası da A noktası. Uzunluklarım 15, 20, 28 ve ben nereden nereye gidecekmişim? D noktasından A noktasına giden en kısa yol. Burada bir dik üçgen oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. 15, 20, 25 üçgeni özel bir üçgen biliyorsunuz. Neydi özelliği? Hipotenüse indirdiğiniz dikme bu 25'i nasıl parçalayacaktır arkadaşlar? Öklit'ten bulabiliriz. 15'in karesi 15 çarpı 15 eşittir. Bu parçaya A derseniz A çarpı 25. Sadeleştirelim. 3, 5. Sadeleştirelim bir kez daha. A 9 geldi. 25'ten 9 çıkarttım. 16 kaldı. 9, 12, 15 üçgenini de görüyorsunuz. Bunu bilin demiştik derslerimizde. Çünkü her şeyin tam sayı olduğu, 5 uzunluğunda tam sayı olduğu tek örnek budur. 15, 20, 25 üçgeninde yükseklik hipotenüsü nasıl parçalıyor bunu bilin arkadaşlar. Yani şuradan dikmeyi indireceğim. Şuranın 9, buranın 12 olduğunu söyleyebilirim. Bu dikmeyi aşağı doğru doğrusal devam ettirirseniz eğer burası 9, burası 28. İşte istediğim üçgeni yakaladım bakın şu üçgen. Bu bir dik üçgen. Özel üçgen mi? Özel üçgen. Herkes bilir mi bu özel üçgeni? Hayır. Şimdi kenarlarından bir tanesi 9, bir tanesi 40 olan üçgenin hipotenüsünü Pisagor teoremiyle bulmakta zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sayılar büyük sayılar. Ama şunu biliyoruz. Kenarlarından bir tanesi tek sayı olan herhangi bir üçgen atıyorum. Mesela bakınız tanıdık bir üçgen gelecek birazdan. 5. 5'in karesi nedir? 25 değil mi? Ardışık toplamları 25 olan sayılar hangileri? 12 ve 13. Küçük sayıyı diğer dik kenara, büyük sayıyı da hipotenüse yazabilirsiniz. Bu bir dik üçgen oluşturma kuralı arkadaşlar. En genel hali şudur. Şununla yazalım. Bu kenar n, bu kenar n kare eksi 1 bölü 2, bu kenar n kare artı 1 bölü 2. Bütün n sayıları için bu üçgen sağlanır. Sonsuz tane dik üçgen oluşturabilirsiniz bu şekilde. Burada sevgili arkadaşlar bakın 9'un karesi 81. 81'in ardışık toplamları 40 ve 41. İnanmayan evinde hesap makinesini alsın. Pisagor teoremi bu sayıları sağlıyor mu sağlamıyor mu denesin. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Şu işinize çok yarayacak bir bilgidir.
Şimdi derslerimizde geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularını çözdük arkadaşlar, çoğunu. Tabii hepsini çözemedik. Şimdi o çözemediklerimizden bir tanesiyle devam edelim. Bir kare piramidin yan yüzleri taban düzlemi ile ...60 derecelik açı yapıyor. Piramidin hacmi... ...288 kök 3... ...birim küp... ...ise... ...taban alanı nedir? Bir piramidin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü arkadaşlar. Yani burada yükseklikle taban arasında bir ilişki bulmanız gerekiyor demek ki. O soruda verilen 60 dereceyi nasıl kullanacağız bakalım. Şimdi sevgili gençler, kare piramidimiz bu olsun. T noktasının iz düşümü tabanın ağırlık merkezine gelecektir, değil mi? Buraya 2A diyelim. Tabanın bir kenar uzunluğu 2A olsun. Düzgün, tabii soru düzgün kare piramit. Onu söylemeyi unuttuk soruda. Düzgün piramitlerde bu T noktasının iz düşümü nereye gelecekti? Tabanın ağırlık merkezine gelecekti. Yan yüzlerde ikizkenar üçgen olacaktı. Bir de bu yandaki yüze ait yüksekliği çizelim arkadaşlar. Şurası 90 derece olsun. Şimdi aşağıdaki karede bakın şurası K noktası olsun. K noktası bu kenarın orta noktası. Şurası da ağırlık merkezi. G noktası olsun burası da karenin ağırlık merkezi. Şunu çizdiğiniz zaman buraya dik gelir diyebilirsiniz ve uzunluğu da karenin kenarının yarısıdır diyebilirsiniz. Yani şunu birleştirdiğiniz zaman şu açı 90 derece olacak. Şurası zaten 90 dereceydi. T noktasının iz düşümü çünkü. Şu üçünün aynı anda 90 dereceyi sağlaması da yine maalesef müfredattan kaldırılan 3 dikme teoremidir arkadaşlar. Oraya girmeyeceğim. Şimdi soruda bahsedilen 60 derece ne diyor? Yan yüz ile taban arasındaki açı. O zaman bakın tabandaki doğru ile yan yüzden gelen doğru K noktasında dik kesişmişler. İşte bu aradaki açıdır arkadaşlar 60 derece. Şu uzunluğun A olduğunu biliyorduk. 30-60-90 üçgeni geldi. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı A'nın kök 3 katıdır. Şimdi işte şeye hazırız. Hacmi hazırız. 288 kök 3 eşittir. 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklik. Buradan sevgili gençler
Kök 3'ler gider. 288 2'ye bölerseniz 144'tür. Bir kez daha 2'ye bölerseniz 72'dir. 72 çarpı 3, içler dışlar çarpımı da yapıyorum bir yandan, eşittir a küp. A küp eşittir 216. 216 özel bir sayıdır gençler, bunu da bileceksiniz. 6'nın küpüdür. Yani buradan a eşittir 6'dır diyebiliriz. Dolayısıyla bir kenarımız 12 oldu, taban kenarı. Taban alanı nedir? Alan ABC'de diyelim. 144 birim kare. Şimdi yine çıkmış sorulardan bir tanesi gelecek arkadaşlar. 2013 senesinde sordular. Son derece sade bir soru. Ve bu soruda zor olan kısım matematik kısmı. Bütün ayrıtları eşit. Bir üçgen dik prizmanın hacmi 18 birim küp ise yanal alanı nedir? Soruda verilen pek bir şey yok sevgili gençler. Bütün ayrıtlarının eşit olduğu söylenmiş. Bütün ayrıtlar eşit. Üçgen prizma. Ne demek? Çizelim. Şimdi bütün ayrıtlar eşit ve taban üçgen olduğuna göre taban bir eşkenar üçgen olmak zorundadır değil mi? Bir de bunun yüksekliği olacak. Prizma demiş. Yukarıda da bir tane eşkenar üçgen var. Ve yükseklik de kenara eşit. İşte yukarıdaki ABC üçgeni olsun, bu DEF üçgeni olsun, bu eşit. Hepsine A diyelim arkadaşlar. Hacim elimizde. Prizmada hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanı çarpı yükseklik. 18 eşittir. Taban alanımız nedir arkadaşlar? Eşkenar üçgen. A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik prizmada, dik üçgen prizmalarda yükseklik yanal ayrıtı eşit oluyordu. Çarpı A diyeceğim. İçler dışlar çarpımı yaparsanız sevgili gençler. 72 bölü kök 3 eşittir. A küp gelecek. Kök 3 ile çarpıp bölerseniz 72'yi 3'e böldüğünüz zaman A küp eşittir 24 kök 3 gelecek. Şimdi şöyle bir sayının küp kökünü almamız gerekecek. 24 kök 3 küp kök dışına nasıl çıkar? Direkt alamazsınız. Bu sayıyı düzenlememiz gerekiyor arkadaşlar. A küp eşittir. Mesela şuradaki 24'ün yerine 8 çarpı 3 yazabilir miyim?
Neden 12 çarpı 2 yazmadım mesela? Çünkü 8 küp dışına çıkabilen bir sayı. Peki şuradaki 3 yerine de kök 3 çarpı kök 3 yazabilir miyiz arkadaşlar? Bakın 24'ü bozmadık. Yanında bir tane daha kök 3 var. Şimdi sadede geliyorum. A küp eşittir 8 2'nin küpüdür çarpı şurası da kök 3'ün küpüdür. Küp kök aldığınız zaman A'yı 2 kök 3 bulursunuz arkadaşlar. A'yı 2 kök 3 bulduktan sonra benden yanal alan istiyordu. Yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 3A yani 6 kök 3 çarpı yükseklik 2 kök 3. Kök 3'lerin çarpımı 3, 6, 36 birim kare. Evet, bu soruda birçok öğrenci şurada takılmıştır arkadaşlar. Buradan ileri gidememiştir. Matematikle geometri iç içedir. İkisi ayrılamaz. Geçelim. Şöyle bir döndürme sorusu yapalım. ABC üçgeninde şu dikmen 4 birim. BC uzunluğu 9 birim olsun. ABC üçgeni BC kenarı etrafında 360 derece döndüğünde oluşan cismin hacmi nedir? Cisimler döndüğü zaman oluşan şekli hayal edebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela bir dikdörtgen bir kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde ne oluşur? Mesela şu kenar etrafında döndürelim dikdörtgeni. Bir silindir oluşacaktır değil mi? Bir üçgen herhangi bir kenar etrafında döndüğünde ne oluşur? Dik üçgen olsun bu. Bunun etrafında döndürdüğünüz zaman şu nokta bu noktanın etrafında şöyle tam bir tur atar. Bu doğru üzerindeki her noktada bunlar üzerinde tur atar ve şu koniyi oluştururlar. Sorumuza dönelim sevgili gençler. Şimdi bu soruyu AD'nin sol tarafındaki AB doğrusu aynen orada en son anlattığım gibi şu AD etrafında A noktası şöyle bir tur atacak. Ve AB doğrusu bu tarafta bir koni oluşturur. AC doğrusu da bu tarafta bir koni oluşturur. Yani tabanları çakışık iki tane koni oluşur diyebiliriz. Bunların hacimlerini ayrı ayrı bulup toplayacağım tabii ki. Burada şu D noktası BC'yi nasıl bölmüş biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama bulabilir miyim?
Bulamam da. Çünkü 90 derece değil. Hani Öklit kullanamayız burada. Bulmaya gerek var mı? Yok arkadaşlar. Bu kısmına A desek, bu kısmına da B desek. Koninin hacim formülü neydi bakın? Bu taraftaki koni. 1 bölü 3 pi r kare çarpı yüksekliğine A dedik. Artı bu taraftaki koni. 1 bölü 3 pi r kare çarpı yüksekliğine B dedik arkadaşlar. 16 pi bölü 3'ler ortak değil mi? 16 pi bölü 3 parantezine aldığınızda A artı B gelecek ve ben A artı B'nin 9 olduğunu biliyorum. O 9'u yerine yazdığınız zaman sadeleştirdiniz. 48 pi birim küp gelecektir. Şu en kısa yol sorularından bir tane de koni için öyle bir soru yazalım. Şuraya yazalım hemen. O taban merkezli konide A noktasından K noktasına koni yüzeyi üzerinden giden en kısa yol. Evet, Zoom derslerimizde bunun örneklerinden yapmıştık sevgili gençler. Çıkmış sınav soruları vardı değil mi bununla ilgili? Orijinal sorular. Yani zamanında orijinaldi. Artık bir orijinalliği kalmadı da. Şimdi dersin başında da yapmıştık hatırlıyorsanız. Bu en kısa yol sorularında şeklin açık halini düşünmemiz gerekiyordu. Orada işte prizmayı açtık. Prizmayı açmak kolaydır. Yan yüzü dikdörtgenlerden oluşuyor zaten. Bir koninin açıldığı zaman karşınıza çıkacak olan şey bir daire dilimi arkadaşlar. Ama daire dilimi deyince şimdi nasıl bir dilim? Merkez açısı kaç derece değil mi? Çünkü şu da bir daire dilimidir. Merkez açısı burası olan. Şu da bir daire dilimidir. Merkez açısı burası olan. O yüzden koniyi açmadan önce yapmamız gereken şey koni açıldığında oluşacak olan merkez açıyı bulmaktır. Şuraya çözelim hemen. Kuralımız neydi gençler? Açı bölü 360 eşittir. R bölü yani yarıçap bölü ana doğru. Ana doğrumuz burada 8 birim. Buradan alfa eşittir 180 gelecek. Demek ki konimizin açılmış hali şu olacakmış. Ve burada şuna dikkat ediyorsunuz bakın. Tepe noktası burası. Burası A noktasıysa burası yine nedir arkadaşlar? A noktasıdır. Çünkü bu ikisi aynı noktasına kapandığı zaman çakışacaklar. Yarıçapın ne olduğunu biliyorum. 8 olduğunu biliyorum. B noktası nerededir arkadaşlar bakın. A ile A'nın tam ortasındadır B noktası. Yani şurasıdır. K noktası nerede? B, T arasında B'ye 2 birim. Dolayısıyla buraya da 6 birim. Şu açının 90 derece olduğunu biliyoruz. En kısa yolu görüyor muyuz? 6, 8, 10. Son bir sorumuz daha kaldı arkadaşlar. Son bir soru daha çözelim ve bitiriyoruz. Bir 2-3 dakikanızı daha alacağım.
küre yapmadık değil mi? Yapalım bir tane küre. Yarı çapı 5 birim olan küre merkezden 3 birim uzaklıkta bir düzlem ile ara kesitini taban kabul eden ve tepe noktası küre yüzeyinde bulunan küçük koninin hacmi. Küçük koni nereden çıktı? Şimdi yarı çapı 5 birim olan küre. Çizelim arkadaşlar. Merkezinden 3 birim uzaklıkta bir düzlemle keselim. Ara kesit ne olacaktır? Bir daire olacaktır değil mi? Hani derslerde de hep anlatıyoruz. Karpuzu kestiniz. Şöyle baktığınız zaman o kırmızı görünen yer nedir? Dairedir. Demek ki yarı çapı 5 olan merkezden 3 birim uzaklıkta bakınız. Şuranın 3 olduğunu söylemiş. Bir düzlemle kesildiğinde ara kesiti taban kabul eden ve tepesi küre yüzeyi üzerinde bulunan küçük koni. Bu küçük nereden çıktı arkadaşlar? Şimdi şurayı AB diyelim buralara. Şurası O merkez. Şurası da O üssü olsun. O üssü merkezli bu daireyi taban kabul eden ve tepe noktası küre yüzeyinde olan iki tane koni vardır. Bir tanesi şurada, şöyle bir koni. Ama bunu istemiyor benden, şunu istiyor arkadaşlar. Küçük koni budur. Tamam. Şuranın 5 olduğunu biliyordum. 3, 4, 5 üçgenini görüyorsunuz. Yani bu koninin taban yarıçapı 4'tür. Yüksekliği nedir arkadaşlar? Şunun tamamı kürenin yarıçapı yani 5. 3'ü burada olduğuna göre şuraya da 2 kalacak. Yani V koni diyelim eşittir. 1 bölü 3 pi R kare. R karemiz nedir gençler? 16. Çarpı haşımız nedir? 2. 32 pi bölü 3 birim küp olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, dersimizi burada sonlandıralım. Önümüzdeki hafta yine katı cisimlerle ilgili örnekler çözeriz. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.